dört gözle dönüşümü bekliyorsun, farkındayım. İnan bana, sevgimiz karşılıklı. Atlas'la Şimal'in valizlerini hazırla, emanetlerimi almaya geliyorum. Hayatının en mutlu günleri yeni başlıyor. Evet. Gel Ali. Rapor çıkmış. Başın sağ olsun. Yarın gelin almaya gidiyorum derken, şimdi burada. Düğün günü kefen günü olacak. O gitti, ben böyle kaldım hocam. Onsuz ölürüm sanıyordum ama hala yaşıyorum. Ölenle niye ölmüyor hocam ya? Hayat devam ediyor. Geride kalanın yükü de acısıyla yaşamak. Her şeye rağmen. Ali. Cenazeyi yarın mı kaldırıyorsunuz? Hangi mezarlık sen? Kilios mezarlığı. Öğlen. Raporu çıktı Rüya Hanım. Neredesin, geleyim? Yalnız kalsam daha iyi olur. Yarın görüşürüz. İyi misin? Çiçek. Raporu çıkmış. Başın sağ olsun. Biraz su içer misin? Keşke beni kurtarmasaydın. Deme öyle ya. Acı insanı büyütür. İnsan en yakın arkadaşı gözünün önünde ölünce mi büyüyor? Ya da onlarca kişinin ölümünden sorumlu tutulunca mı? Böyle mi büyünüyor? Ben istemiyorum büyümek. Düşünsene, sevdiğin kişi birkaç gün önce hayattaydı. Gülmüştüm, birlikte hayal kurmuştum. Canı yandığında üzülmüştüm. Ama o artık yok diyorlar. Sonra ellerini bir çukura bırakıyorsunuz da toprakla kapanıyor. Kaybettiklerinin acısı hiç yok olmuyor ama kayıpların sürekli artıyor. Yıllar önce annem, şimdi Çiçek. Sonra sıra Cemre'ye gelecek. Cemre yaşıyor. Ne? Hayatta yani, yaşıyor. İyi. Nasıl yani? Sağlıklı yani şu an. Hayatta. Gerçekten mi? Gerçekten. Bayağı bayağı kaçtı gitti kızıyla, bir şey değil mi canım? Yani bana bunu bir hafta önce söyleseydin, Cemre'nin oyununa gelmişsiniz. Bu kızını ilk kaçırma teşebbüsü değil derdim ama şimdi ne düşüneceğimi şaşırdım.
Kocası da ayrı bir cins. Kadına avuç avuç ilaç içiriyormuş. İlaçları reçeteliydi. Ömer Cemre hasta. Yani değişik hastanelerden alınmış bir sürü raporu var. Hem sen benim şahit olduklarıma şahit olmadın. Çelebi'nin ona nasıl baktığını, sabrını. Uzun! Gelsene abi. Koş lan. Abim. Abim gel. Bak görüyor musun? Bak. Abi ayıp oluyor ama. Dur oğlum ya, öyle bir şey değil. Çevir yüzünü. Çevir lan. Bak. Abi bir de reklamımızı yapıyorsun. Lan hadi lan, hadi tamam o zaman. Hadi git. Hadi git. Hadi. Bak görüyor musun? Bu çocuk 15 yaşında. Bizim mahallemizin çocuğu. Çelebi'nin şoförü dönmüş Cemre'nin yerini öğrenmek için. Yani bu çocuğa bunu yapan kendi karısına da her şeyi yapabilir değil mi? Güçlünün maskesi düşmüyor prenses. İskender'e ihbar ettin, ne oldu? İçeri alsalar bir ses gelirdi değil mi? Demek ki bir şey olmadı. Yani ya Cemre doğru söylüyorsa, ya anlattığı her şey doğruysa, sen inanmıyorsan. Bir de böyle düşün, olur mu? Benim gitmem lazım. Tamam. Yokuşun orada araba. Buradan gidersin. Teşekkür ederim bugün için. Ne zaman istersen gel. Ulan döner mi acaba? Ne oluyor lan? Ulan öyle bir tıfaya düştüm ama görsen nasıl güzel bir tıfa var ya. Allah Allah. Öyle. Senin ağzın neler söylüyor ya kocuğuna. Ya madem yazadığım var, bana haber verseydin kenara 3-5 bir şey atardım ya. Çeyrek ne kadar oğlum, haberin var mı senin? Merak etme birader, ben kendi altınımı alırım. Hareketlerin kes ya. Hayır, şunu merak ediyorum. Evet. Peki kim bu talihsiz bedbaht kadın? Gazeteci ve araştırmacı kimliğin zarar görmüş, yoksa sen öğrenirdin. Allah Allah. Lan ben haber bulurum da artık merak etmiyorum kardeşim. İyi tamam, ben de anlatmayacağım. İyi tamam, anlatma, sormuyorum. İyi zaten. Hadi bir şey diyor musun? Tamam, bir şey demiyorum. Allah Allah. Hadi doğru eve. Hadi git. Hadi. Bakma arkamda. Hadi eve arayacağım, tamam. Evde misin diye. Arama. Soracağım.